Evet sevgili izleyenler, ana haber bültenimiz canlı yayın konuğumuza devam ediyor. AK Parti Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi adayı Deniz İşitme Engelliler Dernek Başkanı aynı zamanda İbrahim Çeleboğlu stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz, değerli tercümanı da oğlu Ufuk Çeleboğlu ile birlikte. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Öncelikle böyle söyleyeyim, yoğun bir tempo var herhalde seçim çalışmalarında. Tabii gece gündüz çalışıyoruz, onu söylemek istiyorum. Evet. Sabah başlıyoruz, gece 1'lere 2'lere kadar uzanan bir çalışmalarımız var, periyot var. Evet. Tabii ben şunu söylemek istiyorum, her yerde de söylüyorum. Ben ilk defa bir işitme engelli Türkiye'de belediye meclis üyesi adayı ve şunu da söylüyorum. Biz 3 engelli olarak belediye meclis üyesi adaylığımızı koyduk. Hı hı. Hüseyin Başkanım'ın bu samimiyetini gösterir. Bunu ben söylemek istiyorum ilk başta. Aslında ben şöyle baktığımda özel bir de adaylık durumunuz var. Şimdi hem engellileri temsil etme anlamında hem de siyaset gibi zor bir mecranın içerisinde yer almak herhalde zor olsa gerek. Evet, tabii biz bunun bilincindeyiz. Tabii bizim mücadelemiz mecliste işitme engellilerin kulağı olmak, görme engellilerin gözü olmak, ortopedik engellilerin ayağı olmak. Biz bu yüzden adım attık. Çok güzel de projeler var. Hı hı. Hüseyin Başkanım'la beraber. Bunları zaten zamanla herkes görecektir. Güzel şeyler olacak inşallah. Peki böyle bir durum oldu, ardından dernekte üyelerin, engellilerin sizlere bakış açısı nasıldı? Bunu sorabilirsek. Neler hissettiler? Tabii bizim amacımız, tabii sonuçta dernek bence siyaset derneğinin dışında olmalı. Benim düşüncem bu. Ama bizim şöyle bir farkımız var. Biz MHP'lisini de seviyoruz, CHP'lisini de seviyoruz. Bize farklı kılan özelliğimiz bu bizim. Biz insanları seviyoruz. Başbakanımın da dediği gibi. Yani yaradanını sev, yaradandan ötürü. Biz insanlarımızı çok seviyoruz. Yani bakış açısı genel olarak olumlu. %90. Tabii çok büyük tebrik, yani güzel şeyler alıyoruz, güzel övgüler alıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Tabii böyle farklı görüşte olan insanlarımız da var. Evet. O yüzden amacımız dediğim gibi hizmet etmek. Biz hizmet etmek için adımımızı attık Hüseyin Başkanım sayesinde. Bu şekilde. Şimdi az önce İbrahim Bey konuşmasında her engelliye işte görmeyene göz, konuşamayana konuşma. Yani bu tarz iyi işlerin içerisine gireceğini ifade ediyor aslında. Mecliste, eğer meclise girerse daha doğrusu, neler yapmayı planlıyor orada? Evet, tabii ekip olarak yapacağız. Bunu söylemek istiyorum. Hüseyin Başkanım'ın önderliğinde. Hı hı. Güzel şeyler yapacağız. Öncelikle benim işitme engellimin, vatandaşlarımın en büyük problemi iletişim eksikliği. Bu iletişim eksikliği mesela bir işitme engelli bir kardeşim, bir vatandaşım herhangi bir kaza anında 112'yi arayamıyor. Bu bence çok büyük bir sıkıntı. Ben 3G sistemini meclise sunmayı düşünüyorum. Yani bir çağrı sistemi kurulsun. Bir işitme engelli hastalandığında ya da bir kaza yaptığında rahatlıkla çağrı sistemiyle derdini anlatabilsin. Bu bizim en büyük hedefimiz. İkincisi de engelli kardeşlerimin ben sosyalleşmesini istiyorum. Az sosyal değil ama sosyal olmalarını istiyorum. Bunun için de sosyal aktiviteler, faaliyetlere daha da ağırlık vereceğiz. Evet, 3G sisteminden bahsettik. Telefonda ben 3G ile rahatça konuşabiliyorum. Rahatça derdimi anlatabiliyorum. Bu projeyi biz İl Sağlık Müdürümüze sunduk. Çok beğendi.
Yavaş yavaş hani bu tür sıkıntıları gidermek istiyoruz. Tabii güzel şeyler oluyor yani. Hep şunu da söylemek istiyorum. Sadece işitme engeller değil, görme engeller, otistik engeller, zihinsel engeller. Amacımız eşitliği sağlamak. Evet. Peki şimdi seçim çalışmaları yapıyorsunuz. Sen de babanla birlikte seçim çalışmalarına birebir katılıyorsun. Bir anlamda onun söyleyemediklerini tercüme ediyorsun herkese. Vatandaşların tepkisi nasıl? Böyle sorabilirsek. Ya sonuçta tabii illa hani anlaşmak için dile ihtiyaç yok. Yani her anlamda konuşabilirsin, her anlamda derdini anlatabilirsin. Yani önemli olan dediğim gibi konuşmak değil, ellerimizle de konuşabiliriz. Dolayısıyla oğlum, öz oğlum bu konuda bana yardımcı oluyor. Tabii bu şekilde derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu bizi de farklı kılan özellik bu olsa gerek. Peki yapılan bu toplantılara, mahalle mitinglerine işitme engelli kardeşlerimizden gelenler var mı? Var mı? Tabii biz... şunu söylemek istiyorum. Tabii ki mitinglere çağırıyoruz işitme engelli kardeşlerimizi. Gelenler çok fazla ve ekstra da başkanlarımızın yanına... Hüseyin Başkanımın yanına tercüman koyuyoruz. Biliyorsunuz daha önce de bizi tanıyorsunuz. Yani Deniz İşitme Engeller Derneği'ni tanıyorsunuz. Tercümanlar yetiştiriyoruz. Türk işaretleri eğitimlerine çok ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla kitlemiz çok geniş. Deniz İşitme Engeller Derneği sivil toplum kuruluşu olarak güzel faaliyetler yapıyoruz. Yani düşünün 1980 yılında biz kurulduk Deniz İşitme Engeller Derneği. Ben kurucularından bir tanesiyim. 26 yıldır hizmet veriyorum. Dolayısıyla ben de hani bunun bir tecrübesi var. Evet. Tecrübeli bir insanım bu konuda. Dolayısıyla zaten hani bu sıkıntıları gidermek adına meclise adım atıyoruz. Bu şekilde. Peki sen de zaten birebir direkt babanla birliktesin herhalde. Bütün seçim çalışmalarında babanın yanındasın. Sen de bu yoğunluğu yaşıyorsun evet, herhalde. Evet, kişisel olarak ben de hani burada başkanım, dışarıda evimizde babam. bu şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Ailede nasıl destek babanın siyasete girmesinde? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben daha yeni siyasete girmedim. Yani biz teşkilatımıza gönül verdik, AK Parti'ye gönül verdik ve ben milletvekili adaylığımı koymuştum. Ama olmadı. Daha önceden bir ana pil başkanlığım var benim, onu da burada söylemek istiyorum. Aslında ANAP'tan ben AK Parti'ye geçmiş bir insanım, onu da söylemek istiyorum, dipnot olarak hatırlatmak istiyorum. Tabii bizim yani gene gönül veriyorduk partimizde ama ben hani tam olarak faal değildim, aktif değildim ama Hüseyin Başkanım beni davet etti. Hüseyin Başkanım hani bizimle olmak ister misin dedi. Ben de çok sevindim çünkü çok Hüseyin Başkanımı çok seviyorum öncelikle onu söylemek istiyorum. Çok fedakar, çok dürüst bir başkan. Hemen toparlayacağım, birazdan toparlayacağım. Tabii ki. Hüseyin Başkanım çok dürüst, çok cesur, tam bir lider özelliklerini taşıyor. Bunu söylemek istiyorum. Bu birincisi. İkincisi de bizim biliyorsunuz Deniz'de 15 bin engelli sayısı var. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'de 3 milyon işitme engelli var Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre. Bunlar çok büyük rakamlar. Bunları tabii aileleriyle düşünürseniz, yani milyonlarca kişiye hitap ediyoruz biz engelli olarak. Dolayısıyla bu şekilde 3 engelli adayı olunca gerçekten teşkilatımızın bize verdiği samimiyeti gösteriyor. Bize verdiği değeri gösteriyor. Başbakanımız da biliyorsunuz engellere çok önem veriyor. Bunları özellikle 2005 yılında yapılan özürlüler kanunu bizim çok işimize yaradı. Bunu söylemek istiyor. Peki son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek ister?
Evet, son olarak şunu söylemek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Mecliste eğer kazanırsak, ki kazanacağız, inancımız bu yönde. İşitme engellilerin sesi, kulağı, görme engellilerin gözü, ortopedik engellilerin ayağı, engeller için mücadele edeceğiz. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Tecrübelerimizde bu bizim davamız. Ben kendimi bu davaya adadım. Biz sıkıntılar çektik. Önceki nesil sıkıntılar çekti ama yeni gelen nesil bu tür sıkıntılar çekmesin, amacımız bu. Peki, çok teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Başkanım son olarak bir mesaj vermek istiyordu. İşaret diliyle bir mesaj vermek istiyor kameralara. Tabii ki. AK Parti demek işaretinde. AK Parti'yi seviyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Tabii birlik ve beraberlikle çalışırsak daha güzel işler yapacağız. Daha güzel hizmetler vereceğiz. Kendi camiamızda birlik ve beraberlik mesajı vermek istiyorum burada. Size de başarılar diliyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Sana da teşekkür ederiz ayrıca.